edildiğinizi iddia ediyorsunuz. Tabii. O açarken konuştuğumuz konuya gelelim. Evet. Yani bu çünkü programımızın da tabii süresi evet. kısıtlı olduğu için siz de bu konulara cevap vereceksiniz tahmin evet. ediyorum. Bir sürü dava. Bu davalar önce bekliyor muydunuz? Sonra bu davalar ne oluyor ve neden açıldı? Ya ve bu sizi rahatsız ediyor mu? Hiç rahatsız etmiyor. Çünkü davalardan değil, ben Beşiktaş'ta o dönemde yaptığım her işin arkasındayım. Yani iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Biz bir 7,5 senelik bir inanılmaz bir performansla çalışma yaptık ve onun arkasındayım. Bu arkadaşlara siz de oradaydınız derken siz de buna ortak olun diye söylemiyorum onu. Bana itiraf ediyorsunuz da siz de beraberdiniz. Yani hiçbir şey duymadım ben, hiçbir şey görmedim. Ya 6,5 sene ikinci başkan olacaksın. İcra kurulu başkanı olacaksın. Bütün finansman sende olacak. Stadda ihale komisyonu başkanı olacaksın. Stadı yapan inşaat aşçılarının yönetim kurulu ikinci başkanı olacaksın. İmza yetkili olacaksın. Ben hiçbir şey duymadım diyeceksin. Bu hazırlanan bir rapor var. O raporda iki senede hazırlandı namadı. Kulübe gidiyor geliyor. Ben bunların hepsini gayet iyi de biliyorum. Gidiyor geliyor. 8 defa Ahmet Bey'in ismi var. 8 defa. Yani 10 sene inceleniyor. Bunun 3,5 senesinde ben de yokum. Ahmet Nur Çebi de yok. Geri kalan dönem de hiç Ahmet Çöldüğün Nur Çebi'nin raporda ismi yok. Hepsi cımbızlanmış. 8 defa isim var. Onun 6 tanesi giriş bölümünde. O dönemki yöneticiler. Yani içinde 2 defa ismi geçmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Beşiktaşların şunu sorması lazım birbirine. İkinci başkan, icra kurulu başkanı, bütün icranın içerisinde var. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir adam, biz bu Beşiktaş'ı nasıl teslim ettik? Yani istifa etmiş mi, etmemiş. Konuşmuş mu, konuşmamış. Hiçbir ifadesi var mı, yok. O dönem itibariyle büyük başkan, büyük başkan bana latifeler dizen insan. Şu anda geldiğimiz zaman koltuğa oturduktan sonra hiçbir şeyden haberim yok. Sen o zaman neye durdun orada? Ne işin vardı orada durduğunda? İşte Umut'la rahmetli Şafak girmezse girerim demen diye de yine oradaki sebebin de Beşiktaş'ta şu oluyor bu oluyor değil. Ve işin garip tarafı rapor 2 sene hazırlanamadı ve 2 sene sonunda bir rapor çıktı. Biz de söyledik. Nerede bu rapor? Nerede rapor? Nerede rapor? Rapor bir defa çok gizli. Devlet sırrı bu. Kozmik odanın içinde böyle en dipte bir yerde saklıyorlar herhalde. Çünkü bize vermiyorlar. Kimseye vermiyorlar. Mahkeme istiyor. Mahkemeye vermiyorlar. Sonunda mahkeme başkanı dedi ki bu rapor gelmezse dedi efendime söyleyeyim davayı dedi iptal ediyorum. Sizin hakkınızda da bir işlem yapacağım deyince rapor geldi. Biz de raporu oradan aldık bu meşhur raporu. 102 milyon dolar. Allah Allah. Ya Beşiktaş'ta 102 doları kim kaybetmiş, kim bulmuş? Yani sizin işte sözcüğünü Beşiktaş takip eden muhabirleri var. Beşiktaş'ta iki kelime İki yerde durmaz. Yani herkes her şeyi duyar. Birinde sen tartışmışsındır başkan olarak. Bir laf söylemişsin. O bir de 5 dakika sonra sözcünün veya bir başkanın muhabiri arar der ki başkan uçuna kızmışsın der. O kadar gizli kapaklı bir iştir. 102 milyon dolar. Ya Allah Allah filan. Nedir bu 102 milyon dolar? 3 senesi, 3,5 senesi Yıldırım Demirören dönemi. Fakat algı nasıl? 102 Fikret Orman. Benim 2009'da... Borç devam ediyor. Borç devam ediyor da bana atıf edilen 102 milyon doların içerisinde %20-30 kısmı benden önemli önceki dönemle alakalı tamam. şeyler. Diğerleri neler diye dedim ki ya bunlar neler? Yani deli saçması olduğunu millete böyle tek tek anlatmaya zaman yetmez ama bir iki tane böyle çarpıcı örnek vereyim. 20 küsür bin tane bedava bilet verilmiş. Ya ben geldiğimde yöneticilere bilet hakkı verilmişti Beşiktaş Kulübü'nde. Ben gelir gelmez kestim. Yönetici gelecekse parasını verecek. Uçakta yer verilmiş misafirlerine 5 kişi. Hepsini kestik. Hepimiz parayla. Nasıl verilmiş bunlar peki? Ben de anlamadım. Neymiş bu dedim. Bir öğrendim ki biz şimdi stadı yıktık ya. Stattan dedik ki paramız yok. Kombine satalım. Kombine alan Beşiktaş'a fayda olan insanlar da gitsinler Anadolu'daki. Çünkü biz bir gün Konya'da oynuyoruz. Bir gün Ankara'da oynuyoruz, bir gün orada şeyde oynuyoruz, olimpiyatta oynuyoruz, her taraf. Nerede olursa gel al. Adam da gelirken kombine kartı o statta tanımlı olmadığı için
bilet vermişsiniz ona, gelen kişi kim? Ercan Taner'in kombinesi var. Geldiği zaman orada bedelsiz bilet vermişiz. 5 milyon dolar Fikret Orman yaz. Ne güzel değil mi? Başka ne var? Ya dedi işte stadyumu biz olmayan stadı yapmışız. Stadı yaparken locaları satmışız. Locaların içerisinde 10 koltuk var. 2 tane de ayakta kullanma izni vermişiz. Buradan 5 milyon dolar Beşiktaş Kulübü'nün kaybı var. Yaz. Yani bunun gibi maddeler. Şu anda kim ve kaç tane veriyorlar peki ayakta duranlara? Şu anda vermiyorlar mı? Veriyorlar. Şimdi esas mevzu ne? 100 102 milyon dolarlık bir şeyler atlar tutlar ve bunlar sonunda 11 tane dava açtılar bana. 11. 11. Son 12.yi açtılar. 12.yi de kaybedeceklerini bilerek açıyorlar. Vahim olan tarafı o. Yani bir insan kaybedeceğini bildiği davayı niye açar? Algı için. Zaten hayat algının üzerine kurulmuş. Bir tanesi aklıma gelerek söyleyeyim. Şuradan notta aldım. Diyor ki, efendime söyleyeyim, Sayın Fikret Orman koltuk ihalesiyle alakalı kazandık davayı. Nedir dedi koltuk? Bakalım dedi. Ya şimdi Quaresma'nın kontratını yapacağım. Quaresma da Porto'da oynuyor o zaman. İkinci gelişi. Geldi Quaresma, ben dedi ülkeme Beşiktaş'a dönmek istiyorum deyince, peki dedik. Çok da böyle süngüsü düşmüştü, o havalı halleri gitmişti. Geldi. Ben de Eintracht Frankfurt Porto maçı var. Orada maçı seyretmeye gittim. Biz de stadı yapıyoruz. İnşaat devam ediyor. Hatta Quaresma'nın ikinci geldiğindeki staddaki imza atmıştım ben. Oradaki resimlere bakın, stat inşaatına gelmişti. Geldim Eintracht Frankfurt maçında. Biz statta koltukta oturdum. Koltuğu duvara bağlamamışlar, bir baraya bağlamışlar. Traverse bağlamışlar. Sonra stadın yöneticisini buldum. Dedim bunu niye dedim traverse bağladınız da duvara bağlamadınız? Dedi ki taraftar üstüne çıkıyor. Bu sefer duvara bağladığın zaman oradan atıyor, kırılıyor bunlar. Öbüründe ise esniyor. Peki dedim. Sonra ben Türkiye'ye dönmeden telefon açtım. Dedim ki bunu bizim Türkiye'deki aldığımız adam yapıyor mu? Yapıyor. İki tane numune yapın dedim. Bir traverse bağlanmış, bir de duvara. Duvara. Biz de üstüne çıktık. Taraftar gibi. O duvara bağlı olan düştü, öbüründe bir şey olmadı. Bunu yapın dedim. Tamam. Dediler ki ihalede bu şartnamesinde yok. Yoksa yok dedim, yani şartnamesinde yok diye. Şimdi adama sipariş vermişiz, kontrat yapmışız. Adam koltukları yapıyor, buna bağlı. Fazla para ödedi dedi. Bunu Ahmet Nur Çebi de biliyor bu sebepten dolayı yaptığımızı. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şu anda kaç tane koltuk kırılmış Beşiktaş maçı stadında? Hiç. Neden? Bu yüzden. Şimdi bir başkasını anlatayım mesela. Ne dediler? 5S emek. Stadın elektrik, mekanik işlerini yapan şirket. Evet. Fazla ne derler? İhale yapılandan keşif artışı olmuş, fazla para ödenmiş. Bunu söyleyen adam bir defa hem cahildir hem inşaat bilmiyordur. Kim inşaatçıya sorarsanız sorun, inşaatta birisinden keşfini yaparsınız, %100 artış olur. Dersin ki şuradan kablo geçti, bu oldu filan. Yeni bir sürü şey çıkar, onun da anlaştığınız birim fiyattan parasını el aleten ödersiniz. İsmi üstünde keşif artışı. Kulübe gelmiş 3 tane mühendis, 2 tane mimar. Bir tane hukukçu, mali müşavir, bilirkişi heyeti, yazıldı bu şeyler. Sonucunda ne çıktı? Ya kulüpteki personel bununla alakalı evrak veriyor diye adama diyorlar ki sen bu evrakı niye veriyorsun bilirkişiye? Gerçeği bu. O beni aklayacak ya. Kaç davadan aklandınız? Galiba 6 veya 7 tane olması lazım. Devam edeyim, bitirmeyelim bunları. Çünkü insanlar bilsinler bunları. Çatı davası. Çatıyı yaptırdığımız adam battı. Bursa Derneği orada. Ben Bursa Derneği'ni aradım. Onun makineleri, şeyleri, boruları ve işçilikleri orada yapılıyor. Benim arkadaşlarımı, dernekteki arkadaşları oraya diktim. Cepten para yolladık. Ben gönderdim. Oradaki işçi emeklerine verdik de işi bitirdik. Buraya yaptırdık, getirdik. Çatıyı yaptırdığımız adam dedi ki, benle alakalı demeç verdi. Sülün Osman diye. Bana. Şimdi adam böyle diyor. Çatının ihalesini yapan Ahmet Nur Çebi.
İşi yerinde uygulattırıp gece gündüz çalışan ben, çatı da bu. Onu da kaybettiler. Devam edelim. Çin kampı. Herkes böyle diyor ya. Çin kampı, evet. Çin kampı. Bir tane de Wagner Love var. Fulya Otoparkı var. Neyse. Çin kampı Beşiktaş Dünya Kulübü olmuş. Her tarafta tanınıyor. Biz de o sırada Çin'e 3-4 tane oyuncu satmışız. Bizim marka imajımız inanılmaz, dünyanın her yerinde. Come to Beşiktaş, Çin'e gidiyoruz. Şimdi bunlar tabii çok iyi benim gibi Beşiktaşlı olmadıkları için bilmezler. Onlar bir müzeyi gezseler, böyle görseler, Beşiktaş'ın müzesinde Beşiktaş takımının Amerika'ya giderken merdivende çekilmiş fotoğrafı vardır. Sen ne bilirsin? Beşiktaş'ın vizyonu odur. 1940'lı senelerde Beşiktaş takımı Amerika'ya gitmiş. Ve bizim müzemizde resim vardı. Ve bütün dünya kulüpleri Çin'e gider. Peki Çin'e giderken diyorlar ki işte 3 maç yapacaktık, tek maçla döndü. Kim vermiş o kararı? Kim vermiş? İcra kurulu vermiş. İcra kurulu niye vermiş? Teknik direktörün talebi olmuş. Beni ikna kim etmiş? İcra kurulu başkanı etmiş. Demiş ki hocamızla sezon başı kötü olmayalım, 2 maç oynamayalım, bari 1 maç oynayalım diye. Ben de peki demişim, esaslı program 3 maç. Efendime söyleyeyim, uçak parası fazla ödemişiz. Sen gelir gelmez İlker Hacı'ya gittin ya ziyarete, sorsaydın ya %100 niye aldınız bizden? Türkiye'deki her kulübe, ikincilik kulübüne bile %50 indirimle yapılırken Beşiktaş'tan niye %100 aldınız? İlk onu ziyarete gittin. Niye ilk onu ziyarete gittin? Neden gittin yani? Beşiktaş'ın vizyonu ilk Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanını ziyarete gitmektir. Neden onu ziyarete gittin? Niye iki misli bizden para aldılar? Niye? Parayı aldıklarından sonra yarısını vereceğiz dediler, vermediler. Onu gidin Ahmet Nur Çebi'ye sorun, bana sormayın. Zaten Sayın Nur Çebi'nin tabii cevap hakkı her zaman saklı, onu da söyleyelim. Şunu da söyleyeyim. Canlı yayına çıkar mısınız? Çıkarım, çok zevkle çıkarım. Çok keyif alırım. Ben öyle arkadan... Ya Sözcü TV açık. Müthiş keyif alırım. Öyle ben zaten, benim tarzım, kendim yapacağım işi konuşurum. Hiç öyle arkadan kuyu kazmak yok. Troll hesaplar açmak filan. Ben öyle işleri bilmem. Hiçbir tanesinde de hoca işim yok. Hoca tercihi konusu, biraz futbol konuşalım bence. Geleceğiz hoca. Bu çok önemli. Bak, çok önemli. Bak. İmaj hakkıyla alakalı bana dava açtılar. İmaj hakkı. İmaj hakkıyla alakalı neymiş? Biz futbolcu Mario Gomez'le sözleşme yapmışız. 5,5 milyon dolarlık. Onun 3,5-4 milyon dolarını AŞ ile yapmışız. 1,5 milyon dolarını dernekle yapmışız. Evet. Sebebi ne? Biz UEFA ile anlaşma yapmışız. Bütçemiz kadar para harcayabiliyoruz. Oyuncuyu transfer etmemiz lazım. Bütçemizde yer yok. Dedik ki imaj hakkı sözleşmesi AŞ'de yapalım. Dernekle yapalım. Burada da futbol şeyle yapalım. Sözleşme. Öyle de yaptık. Bu işin içerisinde kim var? Ahmet Mütçevi var. Ben varım. Ve bu böyle bir kimsenin hakkını yemek falan değil. Sonra bütün kulüpler yaptı. Yani Fenerbahçe'de yaptı, Galatasaray'da yaptı falan. En sonunda bununla alakalı dava ettiler. Şu anda ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Çekmece fotoğrafı, çekmece şeyleri. 5 maç oynayana kadar 1 milyon euro, 5 maç oynarsan 2 milyon euro. Üçüncü sözleşme de birinci iptal diye. Hepsi aynı anda imzalıyor. Ben isim isim sayayım. Bu yaptıkları SPK mevzuatına göre suç. Çünkü yatırımcıyı kandırıyorsun. Ben kimseyi kandırmadım. Burada SPK'ya ne, açık şirkette ne dediysem o sözleşme yaptım. Dernekte Beşiktaş, futbol kulübünün sahibi zaten Beşiktaş ve biz Mario Gomez'le beraber de şampiyon olmuşuz. Şimdi burada kötü niyet var mı? Yok. Beni bunun için ne diye dava ediyorsunuz? Yaz oradan 15 milyon euro daha, 10 milyon euro daha, 102 milyon euronun içerisine. Şişireceğiz ya 102 milyon euro. Doldurdukları, bulabildikleri davalar bunlar. Bir tane daha meşhur otoparkımız var. Evet. Otoparkı kiraya vermiş. Kim vermiş? İcra kurulu kararıyla verilmiş. Otoparkın içerisinde, sözleşmesinde de var. Diyor ki bir ay sonra feshedilebilir. Bir ay önce. 4 sene oldu aynı otoparkçı. Aynı otoparkçı. Bu madem ucuzu verildiyse kardeşim niye fiyatı arttırdın mı? Hayır. Ne yaptın? Aynı adamla devam ediyorsun. Fakat algı diyorum ya, bu işi çok iyi beceriyorlar. Algı, algı yönetimi. Çıkıyorlar işte. Süleyman abi bana öyle söyledi. İşte şahit de Mesut Arda filan.
Ya Süleyman abi tanımaz bunları. Yani Süleyman abi 2012'de biz yönetime geldiğime denenler bunu zaten tanımaz. Bundan ben yönetici olduktan sonra da ya bir defa, iki defa görmüşüm. Tam bu Kenan Komutan, Fatih Sultan Mehmet hikayesi yani. Başka bir şeye benzemiyor yani. Kim, şahit kim? Mesut Arda. Söyleyen kim? Süleyman. İkisi de ölmüş. Yani söyleyen de ölmüş, öbürü de ölmüş. Tam bu böyle Kenan Komutan yani şeyde Galata Köprüsü'nde Osman Gazi, Orhan Gazi biz beraber oturuyoruz muhabbetine dönmüş yani. Palavradan başka bir şeyler değil. Yani şimdi şunu söyleyeyim son olarak bu davalarla alakalı. Vagnallov. Evet, konuşulan konu. Onu da kaybettiler. Sordum dedim ya bu bir Vagnallov'la alakalı dava açıldığı zaman bir avukat var Sami. Bu futbolcuların çoğunun avukatıdır Sami diye. Ya aradım Sami dedim bu konu nedir? Ben unutmuşum geçmiş zaman. Ya başkanım dedim bu konu sizle hiçbir alakası yok. Peki ben davalıyım konu nedir? Dedi ki siz tam transfer döneminde yurt dışına gittiniz transfer dönemine. O sırada da Beşiktaş'ın UEFA'ya temiz kağıdı almak lazım, vermesi lazım. Temiz kağıdı verilirken de oyunculardan, kulüplerden borcu yoktur yazısı alıyorsun. Gitmişiz biz de Alanya Spor'dan borcu yoktur yazısı istemişiz. Ve o yazı içinde Alanya Spor faiz istemiş. Peki, seni kim aradı dedim. Şu andaki CEO Seçil Bey aradı. O zaman CFO'muzdu. Evet. Ben dedi ne sizle konuştum, ne sizi gördüm, ne şey yaptım. Ben onunla beni o aradı. Bu mevzu oldu. Peki dedim bunun davalık kısmı ne? Ben bilmiyorum dedi. Ben bunu bir avukat olarak saçma sapan bir şey dedi. Peki dedi kapattık zaten. Yani şunu söyleyeyim. Bu anlattıklarımdır Beşiktaş'taki dava konuları. Algıyla 102 milyon Allah Allah ya statta loca satmışsın. İki tane ayakta duran insana yer verilmiş. Şu anda da veriliyor. Oradan 5 milyon dolar filan. Ya Beşiktaş'ın stadı yok stadı. Ben insanlara kombine satmışım. Alan da Beşiktaş'a fayda olsun diye almış. Ona o kombine kartı bütün her yerde tanımlı olmadığı için oynadığımız yerlerde bilet veriyorlar. Allah 5 milyon da oradan, 25 milyon da buradan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ve bütün millette efendime söyleyeyim böyle bir algı hakkına getirdiler. Ve geldiğimiz nokta ben bunları esasında bittiği zaman konuşacaktım. Bittiği zaman konuşacaktım. Bu bir röportajında Hasan Arat'ın işte ona biz benimle bizle alakalı söylediği bir laftan bahsetti. Ondan sonra karar verdim zaten. Bekliyordum. Bunun ne şu anda siz bu yayını ne zaman yayınlayacaksınız bilmiyorum ama bunun maç skorlarıyla onunla bununla da alakası yok.